Evet çocuklar, bugün 10. denemenin fen bilimleri sorularını birlikte çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Dünyanın kendi ekseni çevresinde dönme ekseni Güneş etrafında dolanma düzlemine dik değildir. Yaklaşık biliyorsunuz 23,5 derecelik bir eğiklikle döner. Bu durum mevsimlerin oluşmasına neden olur. Aşağıdaki görsellerden hangisi yukarıda verilen bilgi için doğru bir modeldir diyor. A şıkkına bakıyoruz. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma ekseni, dünyanın kendi etrafında dönme ekseni, ikisi de bakın dik. Yani birbirine paralel şu şekilde gördüğünüz gibi. O zaman aradığımız cevap bu olamaz. Evet. B şıkkına bakıyorsunuz. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma ekseni, onu şurada kabul edelim. Şu da dünyanın kendi ekseni etrafında dönme ekseni diyoruz buna. İşte bakın bu arada 23,5 derecelik bir açı var. O zaman bizim modelimiz bu olmalı. Doğru cevap Bolu olacak. Diğerlerine de bakalım. C seçeneğinde dünyanın Güneş etrafında dolanma ekseni, dünyanın kendi etrafında dönme eksenine bakın çocuklar, 90 derecelik bir açı yapacak şekilde bulunuyor. Böyle bir çizim, böyle bir model mümkün değildir. Bu olamaz. D seçeneğine bakıyoruz. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanma ekseni. Bakın şuradan şöyle bunu bir dikle gösterecek olursam, bu çeldirici bir cevap çünkü şu açı yaklaşık 67 derecedir çocuklar. 67 derece. Sakın şuradaki 23'e aldanıp cevap Denizli demeyin. Burada dünyanın Güneş etrafında dolanma ekseniyle kendi etrafına dönme ekseni arasında 67 derecelik bir açı vardır. Dolayısıyla bu da olamaz. Yani cevabımız Bolu seçeneğidir diyoruz. İkinci soru. Fen bilimleri öğretmeni iki öğrenciye bir hafta boyunca havadaki nemi ölçme görevi veriyor. Öğrencilerin yapması gerekenler aşağıdaki gibidir. Bir tablo verilmiş bize. Kuru termometredeki sıcaklık değerleri diyor. Islak ve kuru termometre arasındaki sıcaklık farkını gösteren bir tablo. Buna göre havanın nem oranını çocuklar bulacaklar. Bunun için şu yapılıyor. Bir, civalı iki termometrenin uçlarına pamuk bağlanacak. Pamuklardan biri ıslatılarak 40 dakika beklenecek. İki termometredeki değer ölçülüp kaydedilecek. Yukarıdaki tabloya göre nem oranı belirlenecek demiş. Burada ıslak termometrelerle kuru termometreler arasındaki fark şu çocuklar. Kuru termometre herhangi bir ıslaklık olmadan, yani kuru şekilde ölçüm yapıyor. Diğerinde pamuk ıslatılarak aynı gün aynı saatte ıslak termometre ile ölçüm yapılıyor. Kuru termometre ve ıslak termometre ile yapılan ölçümler not ediliyor ve buna göre havanın nem oranı belirleniyor. Öğrencilerin işte not ettikleri sıcaklık değerlerine göre birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gündeki havanın nem oranları hangisi gibi olmalıdır diyor çocuklar. Şimdi birinci gün tabloya baktığımız zaman kuru termometre ile 15, ıslak termometre ile 10 derecelik bir ölçüm yapmışlar. Aradaki sıcaklık farkı gördüğünüz gibi 5 derece burada. Şimdi yukarıdaki tablodan da nem oranını bulacağız buna bakarak. Fakat kuru termometre 15 dereceyi gösterdiği için ikinci satıra bakacağım. İkinci satıra göre ben havanın nem oranını bulacağım. Aradaki fark ne kadardı? 5 santigrat derecelik bir farktı. Buna göre 5 santigrat derecelik fark da
Havanın nem oranı %50'dir çocuklar. %50 olan birinci gün A ve C seçeneği var. O zaman B ile D gitti. İkinci güne bakıyorum. Kuru termometre ile 16 santigrat derece, ıslak termometre ile 9 santigrat derecelik ölçüm yapılmış. Aradaki fark burada ne kadardır? 7 derecedir. 7 derecelik farkta yine ikinci satıra göre yapıyorum. Çünkü kuru termometredeki değer 16 dereceyi gösteriyormuş. 7 derecelik farkla nem oranı tabloya göre 30 olacak. %30 bir nem oranı olacak. Evet, A şıkkında %30, C'de %35. O zaman C'de gitti. Bizim aradığımız seçenek A seçeneğidir. Diğerlerini de teyit edelim. Üçüncü gün kuru termometrede 12, ıslak termometrede 10 derecelik ölçüm yapılmış. Aradaki fark 2. Fakat kuru termometrede 12 derecelik ölçüm yapıldığı için 10 ile 14 arasında birinci satırdan bakacağım. Evet, aradaki sıcaklık farkı 2 derece, %75 olmalı. Evet, %75. Dördüncü gün kuru termometre ile 13, ıslak termometre ile 8 derecelik bir ölçüm yapılmış. Aradaki sıcaklık farkı 5 derece. Evet, 13 derece olduğu için birinci satıra göre yapıyorum. 13 derecede 5 santigrat derecelik farkla nem oranı 40 olması gerekiyor. Evet, burada da 40. O da doğru. Bunları teyit ediyoruz. 5. gün 21 derece kuru termometre ile ıslak termometre ile 15 derece. Aradaki sıcaklık farkı 6. Burada da 3. satıra göre yapıyorum çocuklar. Çünkü kuru termometredeki 20 ile 25 derecesi arasındaki sıcaklıklar 3. satıra göre yap diyor. Aradaki sıcaklık farkını ne bulmuştuk? 6 derece. 6 derece olduğu zaman nem %45. Evet, %45. O zaman aradığımız cevap bizim buradan Adana diyoruz çocuklar. Üçüncü soru. Dünyanın eksen eğikliği mevsimlerin oluşmasının ve aynı anda dünyanın farklı yerlerinde farklı mevsimlerin yaşanmasının en önemli nedenidir. Dünyamızın güneş etrafındaki yörüngesi üzerinde bazı konumlar şekildeki gibi verilmiş. Evet, güneş etrafında dünyanın konumları verilmiş. Mert ve Pelin bu konumlardan birini seçerek bu konumda hangi mevsimlerin yaşandığını renkler ile belirtiyor diyor. Kış mevsimi için kırmızıyı, evet, yaz mevsimi için yeşili, ilkbahar mevsimi için maviyi, sonbahar mevsimi için de sarı rengi. Kullandıkları modeller aşağıdaki gibidir. Buna göre Mert ve Pelin dünyanın hangi konumlarını modellemiştir? Bakalım Mert'in modeline. Evet, kırmızı kışı temsil ediyordu Mert'in modelinde. Kuzey yarım kürede kış olacak. Burada dünyanın konumlarına baktığımız zaman çocuklar, M noktasında kuzey yarım kürede kış. Evet, güney yarım kürede ise güneş ışınları daha dik geldiği için yaz mevsimi yaşanacaktır. Dolayısıyla Mert'in modeli M konumudur. Bu kimin modeli çocuklar? Mert'in modeli M konumu olacak. Pelin'in modeline bakalım. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede de ilkbahar yaşanacak. Hemen bakıyoruz. L konumunda kuzey yarım kürede sonbahardır. Yazdan sonra ne gelecek? Sonbahar gelecek kuzey yarım kürede. Güney yarım kürede de aynı tarihte ilkbahar mevsimi yaşanacaktır. Dolayısıyla Pelin'in modeli de L konumu olacaktır. L'ye de ne diyeceğiz? Pelin diyeceğiz. Buna göre cevabımız ne olacak çocuklar? Mert'in modeli M, Pelin'in modeli L olacak. Yani doğru seçenek Bolu. Dördüncü soru. Bir şehrin 5 günlük hava tahmin raporu aşağıdaki gibi verilmiştir diyor. Tablodaki gibi verilmiştir. Buna göre değerlendirmelerinden hangileri doğrudur diyor çocuklar.
Birinciye bakalım. Perşembe ve cuma günleri yağmur bekleniyor. Bakıyoruz perşembe ve cuma günleri hafif yağmurlu, yağmurlu doğru. Şemsiyesiz dışarı çıkmamalı. Evet, verilenlerden bu yorumu yapabiliriz. Birinci öncül doğru. İkinci de ne diyor? Hafta sonu hava açık gözüküyor. Sahilde yürüyüş yapılabilir. Hafta sonu dediğimiz cumartesi, pazar. Bakıyoruz az bulutlu, yani hava açık. Sahilde yürüyüş yapılabilir. Bu çıkarımı da yapabiliriz. Üçüncüye bakalım. Pazar gecesi yollarda buzlanma görülebilir. Hemen pazar gününe bakıyorum. Sıcaklık 0 santigrat derece ile 11 derece arasında tahmin edilmiş. Evet, 0 santigrat derecede de yollarda buzlanma görülebilir. Bu öncülde doğru. O zaman bu söylediklerimize göre çocuklar, üçü de doğru olacağına göre cevap ne olmalı? Denizli seçeneği olmalı. Üç öncül de doğruymuş. Beşinci soru. Yukarıdaki parçada aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz diyor çocuklar. Esasında bu bir Türkçe sorusu. Evet, yukarıdaki parçayı ben zaman açısından okumayacağım. Direkt cevaplara geçeceğim. Evet, yukarıdaki parçada aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı bulunamaz? Somon balıklarının denizlerden nehirlere göç etmesinin sebebi nedir? Altını çizdim. Somon balıkları yumurtlamak amacıyla ilkbahar mevsiminde tatlı sulara göçer. Burada amaç nedir? Üremektir. Bunun cevabı bulunur. Evet. Somonların üremesinde erkek ve dişi balıkların görevi nedir? Bakın çocuklar, altını çizdim. Dişi somonlar kumun içerisine ve taş altına yumurtalarını bırakır. Erkek somonlar da üzerine spermleri bırakarak döllenmeyi sağlar. Dolayısıyla görevleri döllenmeyi gerçekleştirmek. C'ye bakıyoruz. Somon yavrularının denizlere geçmesinin sebebi nedir? Çocuklar, tatlı sularda belli bir büyüklüğe gelinceye kadar somon balıkları kalıyor. Fakat gelişiminin bir süresini de denizlerde tamamlıyor. Amaç denize ulaşınca hızla beslenerek gelişmelerini sürdürmektir. Bunun cevabı da bulunuyor çocuklar. Ama D şıkkında bir somon balığı üreme mevsiminde kaç yavru oluşturur? Evet, yukarıdaki parçada bununla ilgili en ufak bir bilgi yok. Dolayısıyla D seçeneğinin cevabı bulunamaz diyoruz. Soru 6. Yukarıdaki parçadan GDO uygulamasıyla ilgili hangi yorum çıkartılabilir? Hızlıca okuyorum parçayı. Bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarılmasıyla genetik kodu değiştirilmiş, canlı üretilmesine genetiği değiştirilmiş canlı, GDO adı verilir. Günümüzde bitki ve hayvanlarda GDO'lu olanlar vardır. Özellikle pirinç, mısır, buğday, soya fasulyesi gibi ekonomik değeri yüksek olan ürünler GDO'lu bitkilerden üretilmektedir. Bu uygulamayla ilgili bazı uzmanlar kısa sürede daha çok ve daha besleyici gıdalar üretilebileceğini söylerken, bazıları da zararlı sonuçlar olabileceğini söylemiştir. Yani bazı uzmanlar faydalı olabilir, bazı uzmanlar zararlı sonuçlarının da ortaya çıkabileceğini öne sürüyorlar çocuklar. Genetiği değiştirilmiş bitkilerin ekili olduğu alanlardan GDO'lu bitki polenleri rüzgar, yağmur, kuşlar, arılar ve taşıyıcı böcekler tarafından organik ve normal tarımın yapıldığı alanlara taşınmakta ve buradaki bitkilerin DNA'sını kirletmektedir. Araştırmacılar genetik kirliliğin kontrol edilemeyeceğini, çünkü GDO'lu bitkilerin çoğalma, göç etme, mutasyona uğrama durumlarının olduğu söyleniyor. Bunlar olumsuz örnekler. Örneğin GDO'lu mısırların polenleri bazı kelebeklerin zehirlenmesine sebep olduğunu da uzmanlar belirtmiş çocuklar. Bunlardan işte verilenlerden hangi yorum çıkartılabilir diyor. Soru bu şekilde. A'da ne demiş? Tamamen faydalı sonuçları vardır. Hayır, bazı uzmanlar faydalı sonuçlarından bahsediyor. Bazıları da zararlı sonuçları da vardır diyor. B şıkkında da tamamen zararlı sonuçları vardır. Bunu da çıkarım, bu çıkarımı da yapamayız. C'de ne diyor? Canlılara etkisi zamanla anlaşılacaktır diyor.
Zamanla eğer canlılarda burada kelebeklerde olduğu gibi besin zincirinde yer alan canlıların yok olmasına sebep olursa canlıları etkisi ortaya çıkacak. O ekosistemin doğal dengesini bozacaktır çocuklar. Dolayısıyla aradığımız cevap C. D'de ne diyor? Tüm bitkilere uygulanması çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır. Hayır, çevreye son derece olumsuz etkileri de var. Çünkü bitkilerde DNA kirlenmesine sebep oluyor diyor. Dolayısıyla D seçeneği de olamaz. Aradığımız cevap Ceyhan olacak. Yedinci soru. Kalıtsal hastalıklardan birisi de orak hücreli anemidir. Çekinik genler etkisiyle oluşan bu hastalık al yuvarların yapısını bozar. Yapısında iki çekinik gen taşıyan bireyler orak hücreli anemi hastası, bir tane taşıyanlar sağlıklı ancak taşıyıcı bireyler ve hiç taşımayanlar ise sağlıklı bir yapıya sahip olurlar. Buna göre kalıtsal hastalıklarla ilgili olarak yorumlarından hangileri söylenebilir diyor çocuklar. Şimdi burada taşıyıcı anne ve baba var. İkisi de melez. Soru da bu şekilde vermiş. İkisi de heterozigot döle sahip. Bundan oluşacak çocuklar, bakın bir tanesi orak hücreli anemi hastası. Yani bunun genotipi ne olmalıdır o zaman? Homozigot resesif. Yani saf çekinik olmalıdır. Küçük A, küçük A. Diğer ikisi melez genotipe sahipmiş. Yani heterozigot bir genotip yapısı var. Evet, oluşan sağlıklı birey ise saf baskın, yani homozigot dominant döle sahip olacak. İşte buna göre yorumlarından hangisi söylenebilir diyor. Birinci de ne demiş? Taşıyıcı bireylere sahip aileler arasında akraba evliliği yapanların çocuklarında görülme olasılığı daha fazladır. Çocuklar, akrabaların gen yapısı birbirine benzediği için taşıyıcı bireylerin bir araya gelme ihtimali akraba olmayan evliliklere göre daha fazla olur ve dolayısıyla orak hücreli bireyli çocukların doğma ihtimali de yüksektir. Birinci bilgi doğru. Hasta olmayan anne ve babadan sağlıklı ve hasta çocuklar oluşabilir. Anne ve baba melez, taşıyıcı ama sağlıklıdır. Ama sonuçta hem sağlıklı çocuklar hem de hasta çocuklar oluşabilir. Görüyoruz çaprazlamada. O zaman ikinci çıkarım da doğru. Üçte ne diyor? Orak hücreli anemi karakteri bakımından taşıyıcı olan kişiler heterozigot, yani melez genotipe sahiptir. Evet, taşıyıcı bireyler hasta değildir ama bu hastalığın genini taşır. Dolayısıyla üçüncü bilgi de doğru. Buna göre çocuklar cevabımız Denizli seçeneği olacaktır diyoruz. Sekizinci soru. Aşağıda dört farklı özelliğin genotip ve fenotipi verilmiş olan iki bezelye bitkisi çaprazlanıyor. Bezelyelerde bildiğiniz gibi uzun boy geni, mor çiçek geni, sarı tohum geni ve yuvarlak tohum geni baskındır. Bu bilgi de verilmiş. Bu çaprazlama sonucunda oluşan birinci kuşak döllerinde bitkilerde aşağıda verilen fenotiplerden hangisine sahip döller olamaz diyor çocuklar bu soruda. Şimdi bakıyoruz. Ben üzerine hazır yazdım. Homozigot uzun boylu büyük A, büyük A. Heterozigot mor çiçekli büyük A, küçük A. Heterozigot sarı tohumlu büyük A, küçük A. Homozigot yuvarlak tohumlu büyük A, büyük A genotipleri. Evet, heterozigot uzun boylu melez olduğu için büyük A, küçük A. Homozigot beyaz çiçekli. Beyaz burada çekinik karakterdir. Küçük A, küçük A. Yani saf çekinik olacak. Homozigot yeşil tohumlu. Yeşil tohumda çekinik karakterdir. Küçük A, küçük A. Homozigot yani saf buruşuk. Buruşuk olma durumu da yine çekinik karakterdir. Küçük A, küçük A şeklinde yazdım. Buna göre soru şu. Birinci kuşak döllerindeki bitkilerde aşağıda verilen fenotiplerden hangisine sahip döller olamaz? Tek tek şıklara bakmamız gerekiyor. Uzun boylu bezelye birinci nesilde olur mu? Uzun boylu bezelye büyük A, büyük A. Evet. Ve büyük A, küçük A.
oluşan bütün bezelyeler uzun boyludur zaten. Başka ihtimal yok. Bu olabilir bu durum. B'ye bakıyoruz, buruşuk tohumlu bezelye. Hemen çaprazlamaya baktığımız zaman yuvarlak tohumlu büyük A, büyük A, homozigot buruşuk küçük A, küçük A. Bu iki bezelyeler çaprazlanmasından oluşan bütün bezelyeler %100 melez, yani heterozigottur çocuklar ve dolayısıyla nedir bunlar? Yuvarlak tohumludur. Buruşuk tohumlu bezelyenin birinci kuşakta oluşması mümkün değildir. Diğerleri olması lazım. Sarı tohumlu bezelye bakıyorum. Büyük A, büyük A. Evet. Büyük A, küçük A. Evet, %50 ihtimalle sarı tohumlu, %50 ihtimalle de yeşil tohumlu bezelyeler oluşabilir. Bu da olur. Beyaz çiçekli bezelye. Bakıyorum hemen çiçek durumuna. Heterozigot mor çiçekli büyük A, büyük küçük A, küçük A, küçük A. %50 ihtimalle de burada beyaz çiçekli bezelyeler oluşabilir. Ama B şıkkında olduğu gibi birinci nesilde buruşuk tohumlu bezelye oluşma imkanı yoktur çocuklar. O yüzden B olamaz. 9. soru. Ahmet aşağıda gösterilen DNA modelini defterini çizerek bazı kısımlarını rakamlarla işaretlemiştir diyor. Evet. Hazırladığı DNA modeliyle ilgili olarak Ahmet'in söylediği açıklamalardan hangileri doğrudur? Birinci açıklamaya bakalım. Fosfat ve deoksiriboz moleküllerini göstermek için bir ve iki nolu şekilleri çizdim. Burada bir nolu şekil fosfat, iki nolu şeker, beş karbonlu deoksiriboz şekeridir. O zaman buna göre birinci öncülümüz doğru olabilir. İki, 3 ile adenin, 4 ile timin molekülünü gösterdim. Evet, DNA modelinde adeninin karşısına timin gelecektir. 3 adenin ise 4 timin olabilir. İkinci açıklama da doğru. 3'te ne diyor? 5 ile guanin, 6 ile sitozin birbirine uyumlu. Biliyorsunuz guanin karşısına sitozin gelir. Bunu da gösterebilir. O zaman 3 öncül de burada nedir çocuklar? Doğrudur diyoruz. Aradığımız cevap denizli olacak o zaman. 10. soru. Fen bilimleri öğretmeni masaya bıraktığı 3 ayrı çözeltiye ayrı ayrı kırmızı turnusol kağıdı batırıyor. Kırmızı turnusol kağıdı biliyorsunuz bazların ayracıdır. Bazlara hangi renk verir çocuklar? Mavi renk verir. X ve Z çözeltilerinde kağıt renginde bir değişiklik olmuyor. X ve Z'de o zaman X ve Z için baz değildir diyebiliriz. Ama Y çözeltisine batırılan ise mavi renge dönüyor. Kırmızı turnusol mavi renge dönüyorsa Y çözeltisiyle kesinlikle bazdır. Evet, bu yorumu yapabiliriz. Öğretmen öğrencilerinden bu deney ile ilgili yorum yapmalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yorumu kesinlikle yanlıştır diyor. Soru bu. A'ya bakıyoruz. Şimdi burada çocuklar kırmızı turnusol kağıdını batırdığımız zaman mavi renge dönüşüyorsa Y çözeltisi kesinlikle bazdır. Diğerleriyle renk değiştirmediği için X, Z çözeltileri biri asit, diğeri tuz olabilir. Her ikisi de asit olabilir, her ikisi de tuz olabilir. Orada bir kesinlik yok. Şimdi A şıkkında ne demiş? X çözeltisinin tadı ekşidir. Asit olabilir X çözeltisi. Asitlerin tadı da ekşidir. O zaman A doğru olabilir. B'ye bakalım. Z çözeltisi cilde kayganlık hissi verir. Çocuklar cilde kayganlık hissi veren bazlardır. Z çözeltisi burada ya asittir ya da tuzdur. O yüzden bu bilgi kesinlikle yanlıştır. Bize de yanlış soruyor. Bakalım diğerler doğru olabilir mi? Y çözeltisi yakıcı ve tahriş edicidir. Evet, Y çözeltisinin yakıcı ve tahriş edici özelliği vardır çocuklar bazların. Doğru.
Y çözeltisinin ambalajının üzerinde tehlikeli aşındırıcı gibi uyarı işaretleri bulunmalıdır. Evlerde kullandığımız lavabo açıcılar, deterjanlar gibi bazik yapılı maddelerde zaten biz bu tehlikeli aşındırıcı gibi işaretleri görüyoruz çocuklar. O zaman C'de olabilir dedik, D'de olabilir ama B kesinlikle olamaz diyoruz. 11. soru. Bilim insanları fareler üzerinde yaptıkları deneylerde farelerin kuyruklarını 20 nesil boyunca keserek üremelerini sağlamıştır. Sonuçta elde edilen her yeni nesil farelerin de kuyruklu oldukları görülmüştür. Üreme sonucu oluşan yeni nesildeki farelerin kuyruklu olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakıyoruz seçeneklere. A seçeneğinde vücutta sonradan oluşan değişimler, evet bu sonradan oluşan bir değişimdir. DNA ve genetik kodda değişikliğe sebep olmaz. Tabii ki çocuklar burada DNA'nın yapısını bozmaz sonradan meydana gelen değişiklikler. O zaman bizim aradığımız cevap bu. Evet. Diğer şıklara da bakalım. Vücut hücrelerinde mutasyon oluştuğu için kalıtsal olmamıştır. Mutasyona sebep olan etkenleri biliyorsunuz. Dolayısıyla mutasyon oluşmamıştır burada. B seçeneği yanlış. Farelerin kuyruklu olması çevreye uyumla ilgili. Çevreye uyum, adaptasyon. Onlar da kalıtsaldır. Bu da olamaz. Kuyruğun kesilmesi halinde DNA'da oluşan değişme zamanla tamir edilmiştir. Mutasyona uğramamış ki zamanla tamir edilsin. D de olamaz. O zaman kuyruklu olmasının sebebi vücutta sonradan oluşan değişimlerdir diyoruz. Yani A seçeneği cevabımız. 12. soru. Hayvan hücrelerinde DNA kromozomun yapısında, kromozom da çekirdeğin yapısında yer almaktadır. Aşağıda koyunlarda gerçekleştirilen klonlama işleminin bazı aşamaları şematik olarak verilmiştir. Klonlama işlemi dediğimiz şey kopyalamadır. Evet, burada K koyununun vücut hücresi çıkartıldığına göre klonlanacak koyun K koyunudur. Yani K koyununun diğer deyişle kopyası oluşturulacak. L koyunu da yumurta hücresi alınan koyun. Evet, K koyununun vücut hücresi çıkartılıyor. Hücredeki çekirdek çıkartıldıktan sonra L koyununun da yumurta hücresi çıkartılıyor. Fakat çekirdeği çıkarılıp dışarıya atılıyor. Yerine vücut hücresi çıkarılan koyunun çekirdeği klonlanıyor, kopyalanıyor, ekleniyor. Uygun ortamda çoğaltılan hücrelerden embriyo bu şekilde oluşturuluyor. Embriyo da daha sonra üçüncü bir koyun olan, buna da taşıyıcı koyun diyoruz çocuklar, döl yatağına yerleştiriliyor. Yani klonlanacak koyun doğana kadar taşıyıcı koyunun döl yatağında büyümesi devam edecektir. Büyüme tamamlandıktan sonra, ana karnındaki dönem tamamlandıktan sonra P koyunu, yani klon koyun meydana gelecek, doğacaktır çocuklar. Dolayısıyla burada P koyunu, evet K koyununun vücut hücresi çıkarıldığı için K koyununun aynısıdır çocuklar. Aynısının tıpkısıdır. K koyunu klonlanarak, kopyalanarak genetik materyali aynı P koyunu elde ediliyor. Yani aynı tek yumurta ikizlerinde olduğu gibi burada P koyunu kopya koyundur. K'nın kopyasıdır. İşte oluşan yavru koyunla ilgili hangi açıklama doğrudur dediğine göre C seçeneğinde baktığımız zaman çocuklar K ve P koyununun DNA ve genetik kodu aynıdır sonucuna ulaşabiliriz. Yani cevabımız ne olacak burada? C seçeneği olacak. 13. soru.
Özdeş küp şeklinde bölmelerden oluşan kabın altı bölmesi su ile doludur. Kap sırasıyla şekil 1 ve şekil 2'deki yüzeyleri üzerine oturtuluyor diyor çocuklar. Buna göre yapılan değişiklikler sonunda ilk duruma göre kap tabanındaki sıvı basıncı 1 ve kabın yere uyguladığı katı basıncı, buna da 2 diyelim, ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor soruda. Şimdi çocuklar, ilk durumda kabın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmesi dolu. Evet, şekil 1'deki duruma getirince de yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölmesi dolu olacak. Dikkat ederseniz yükseklikler her ikisinde de aynı. Şekil 3'te de yine 6 bölmeyi dolduracaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın dikkat ederseniz yükseklik de yine aynı kalacaktır. Sıvı yüksekliği her üçünde de dikkat ederseniz aynıdır. Hatta bunların her birine biz H diyelim. Evet. Buna göre yapılan değişiklikler sonucunda ilk duruma göre kap tabanındaki sıvı basıncı ve kabın yere uyguladığı katı basıncıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. A'ya bakalım. Kap tabanındaki sıvı basıncı 1'de azalmış. Hayır, yükseklik değişmemiş, azalmamış, aynı kalmıştır. Şekil 2'de artmıştır. Hayır, burada da yükseklik aynı kalmıştır. Dolayısıyla kap tabanındaki sıvı basıncı 3'ünde de aynıdır çocuklar. O zaman A seçeneği olmaz. B, kap tabanındaki sıvı basıncı 2 durumda da artmıştır diyor. Hayır, aş yükseklikleri aynı olduğu için aynı kalmıştır, artmamıştır. C'ye bakalım. Katı basıncı şekil 1'de azalmış. Şekil 1'de yüzey alanına bakıyorum. Ağırlıklar değişmiyor. Yüzey alanı şurada 2S dersem yüzey alanına, burada 3S olduğuna göre biliyorsunuz katı basıncı yüzey alanıyla ters orantılıdır. Dolayısıyla yüzey alanı arttığı için basınç azalmıştır. Bu doğru. Şekil 2'de artmıştır. Bakıyorum yüzey alanı 2S'den burada S'ye düşmüş. Yüzey alanı azaldığı için burada da basınç artmıştır. O zaman doğru cevap Ceyhan olacak. D'ye de bakıyoruz. Kap tabanındaki sıvı basıncı 2 durumda da azalmıştır diyor. Hayır, sıvı basınçları 3 durumda da birbirine eşittir. Bu da yanlış. O zaman bizim aradığımız cevap C seçeneği. 14. soru. Basınç kavramını pekiştirmek için aşağıdaki eşleştirme etkinliği hazırlanmıştır. Etkinlikte basınç ile ilgili bir durum ifade edilmiş ve buna bir örnek verilmiştir diyor. Buna göre ifade edilen durum ve verilen örnekler arasındaki doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Örneklere bakalım ve eşleştirelim çocuklar. Kolay yürüyebilmek için leken giymek. Leken dediği kar ayakkabısı çocuklar. Geniş yüzeyli kar ayakkabısı. Bu hangisiyle eşleşir? Temas yüzey alanı artarsa basınç azalırla eşleşir. Basınç azalırsa karda batma durumu daha az olur. Bunu eşleştirdik. Tekerlere zincir takmak. Tekerlere zincir taktığınız zaman yüzey alanını küçültmüş olursunuz. Temas yüzey alanı azalırsa da basınç artar. Basınç artacağı için de çocuklar araba burada zincirden dolayı karda daha rahat hareket edecektir. Dolayısıyla tekerleğe zincir takmak da bununla eşleşiyor. Rabdiyenin baş kısmını geniş yapmak. Baş kısmını geniş yaparsanız yüzey alanını arttırmış olursunuz ve basıncı azaltmış olursunuz. Dolayısıyla o da neyle eşleşiyor çocuklar? Şu şekilde eşleşiyor. Buna uyan cevap bakıyorum. Hangi seçenek? Buna göre 1, 2, diğeri. Evet, buna göre Bolu seçeneği olacak çocuklar. Cevabımız o zaman B'dir diyoruz. 15. soru bir periyodik cetvel, periyodik tablo sorusu.
Rıza ve arkadaşları periyodik sistemdeki elementlerin özelliklerini söyleyerek karşısındaki arkadaşının elementin sembolünü bulmasını sağlama oyunu oynamaktadır. Örneğin Rıza periyodik sistemin ilk üyesidir şeklinde bir ipucu verdiğinde arkadaşı periyodik cetvelin ilk üyesi kimdir? Hidrojendir. Hemen tahtaya hidrojen yazacak. Böyle bir ipucu verdiği zaman elementin adının yazılmasını istiyorlar. İşte yukarıdaki periyodik sistemde gösterilen elementlerle ilgili Rıza şu ipuçlarını arkadaşlarına vermiştir diyor. Arkadaşları her ipucunu doğru şekilde değerlendirdiğine göre yazdıkları semboller aşağıdakilerin hangisindeki gibidir diyor çocuklar. Şimdi yeşimin ipucu ikinci periyodun soy gazıdır. Biliyorsunuz satırlara periyot diyoruz. Birinci periyot, ikinci periyodun soy gazı 8A grubunda bulunur. O zaman yeşimin ipucu nedir çocuklar? Neon elementidir. Bir soy gazdır. Evet. Kaderin ipucu 13. gruptaki. Çocuklar burada B grubu elementlerini de almış. Biz buna 3. gruptaki de diyebiliriz. Biliyorsunuz 10 tane B grubu elementi var. Onunla beraber 13 oluyor. 3A grubundaki atom numarası en küçük olan metaldir. Şimdi şu şekilde dikey sütunlara da biz grup diyoruz. 3A grubu 1, 2, 3A grubu borla başlayan ve aşağı doğru devam eden gruptur. Ama ne demiş? 3. gruptaki atom numarası en küçük olan metal. Burada bor yarı metaldir. Metal dediği için en küçük olanı burada alüminyum olacaktır. Yani kaderin verdiği ipucu neticesinde alüminyum yazılmalıdır. Hakan'ın ipucu neymiş? Demir elementinin bulunduğu periyodun ilk üyesidir. Hemen demir elementini buluyorum. Bu periyottaki ilk üye kimdir çocuklar? K sembolüyle gösterilen potasyumdur. Denizin ipucu neymiş? Elektrik akımını iyi ileten en küçük atom numaralı elementtir. En küçük diyor. Hidrojen biliyorsunuz ametal. Helyum sırasıyla gidiyorum. Soy gaz. Lityum atom numarası 3'tür. En küçük elektrik akımını ileten metal. O zaman o da ne olacaktır? Denizin ipucu da lityum olacaktır. Buna göre yeşim neon, kader alüminyum, Hakan potasyum, deniz ise lityum elementinin ipuçlarını vermiştir. Yani bunu da karşılayan cevap A seçeneğidir diyoruz. 16. soru bir basın sorusu. Bir çivi bir balonu kolayca patlatabilir. Görseldeki denemede birçok çividen oluşan düzenekte balon çiviler arasına sıkıştırılmasına rağmen balonun patlamadığı gözlemlenmiştir. Geçen denemede de böyle bir soru çözmüştük çocuklar. Klasik bir katı basıncı sorusu. Deney yapıldıktan sonra fen bilimleri öğretmeni öğrencilerden bu durumu açıklamalarını ister. Buna göre aşağıdaki öğrenci açıklamalarından hangisi doğrudur diyor. Biliyorsunuz çocuklar katı basıncı kuvvetin yüzey alanına bölümüyle bulunan bir durumdu. Basınç kuvvetle doğru orantılı, yüzey alanıyla ise ters orantılıdır. Yani yüzey alanı ne kadar artarsa basınç o kadar az olur. Burada da çivi sayısının artması demek yüzey alanının artması demektir. Ve dolayısıyla basınç azalacağı için balon patlamayacaktır. Bunun cevabı bu. Bakalım öğrenciler ne demiş? Yüzey temas alanının artması evet basıncı azaltır. Tam da söylediğimiz şey. Çivi sayısının artması bunu sağladığı için balon patlamaz diyor. Evet aradığımız cevap bu. B'de ne demiş? Kuvvet uygulandığında balonun iç basıncı artar. Bu nedenle balon patlamaz. Balonun iç basıncı artabilir ama bu basıncı katı basıncını etkilemez çocuklar. Olamaz.
C. Yüzey temas alanının artması balonun esnekliğini arttırdığı için balon patlamaz. Balonun esnekliği onun cinsiyle ilgili bir özelliktir. Olamaz. Çivi sayısının artması sürtünmeyi artırır. Burada sürtünmeyle de açıklayamazsınız. Doğru cevap Adana'dır diyoruz. 17. soru. Aşağıdaki oyunda 3 sütun halinde bazı değişimler verilmiş. Yani fiziksel ve kimyasal değişimler diye. Girişten başlanarak her satırda sadece bir tane kutuya basılıp sonraki satıra ilerlenecektir. Kutulardan sadece kimyasal değişim kutusuna basılabilmektedir. Fiziksel değişim kutusuna basılmayacak. Çıkışa ulaşmak için kullanılabilecek farklı yol sayısı çıkıştaki çözeltinin pH değerini göstermektedir. Bu çözeltinin pH değerini göstermektedir. Buna göre çıkıştaki çözelti aşağıdaki maddelerden hangisine ait olabilir diyor. Şimdi çocuklar burada girişten başlıyoruz. Giriş bu kısım. Evet, burada kimyasal değişimin olduğu kutuya basabiliyoruz. Bakıyorum birinci satırda odunun yanması, sütün bozulması, solunum. Bunun üçü de kimyasal değişimdir. Burada mesela giriş bölümünde sütün bozulması kutusuna başladık. Bundan sonra ne diyor? İkinci satırın başından başlayacaksınız diyor. Aynı satırda başka kutuya basamazsınız diyor. Sütün bozulmasından sonra satırın başına gümüşün kararması, gümüşün oksitlenmesidir yani yanma olayıdır. Bu da kimyasal bir değişimdir. Diğerlerini zaten basamayacağım ama ona da göz atayım. Suyun kaynaması, şekerin toz haline gelmesi bunlar fiziksel değişimlerdir zaten. Gümüşün kararmasından sonra biraz satıra geçeceğim. Satır başından başlayacağım. Ekmeğin küflenmesi. Küflenme, mayalanma, çürüme, kokuşma olayları biliyorsunuz bunlar hepsi kimyasal değişimdir. Ve diğerlerine de basamayacağıma göre burada suyun donması fiziksel, yoğurdun ekşimesi kimyasal değişimdir. Ekmeğin küflenmesinden çıkışa ulaşacağım. Ekmek çocuklar biraz ayrıntı bir soru olmuş. Buna göre çıkıştaki çözelti aşağıdakilerden hangisine ait olabilir? Ekmek çocuklar zayıf asidik özellik gösterir. Ekmeğin küflü ekmek de aynı şekilde 5-6 civarındadır pH'ı. Yani çözeltimiz bir asit çözeltisi olacak. Bunlardan hangisine ait olabilir diyor. Yemek tuzu nötrdür zaten pH'ı 7'dir. Amonyak ne? Baz pH 7'den büyüktür. Sut kostik dediğimiz piyasa adı sut kostik. Sodyum hidroksittir. Bu da baz. O zaman çözeltimiz pH'i 7'den küçük olduğuna göre turşu suyu olacaktır. Cevap bolu diyoruz çocuklar. 18. soru. Asit ya da baz çözeltisine su eklendiğinde çözeltinin asidik ya da bazik özelliğinde azalma meydana gelir. Ayrıca asit ve baz çözeltileri birbirine karıştırıldığında da nötrleşme tepkimeleri dediğimiz tuz ve su oluşumu olayı, nötrleşme tepkimesi olayı ortaya çıkar. İçlerinde sodyum hidroksit baz, hidroklorik asit, asit ve amonyak çözeltileri, amonyak da baz. Bulunan kaplara aşağıdaki verildiği gibi X, Y, Z sıvıları ekleniyormuş çocuklar. X, Y, Z sıvıları eklendiği zaman kaptaki sıvılarla ilgili diyor şeklinde sonuçlar elde edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Çocuklar sodyum hidroksit bir baz. Buna X sıvısı eklendiği zaman pH değerinde azalma oluyormuş. Yani pH değerinde azalma olması demek sodyum hidroksitin pH'i yaklaşık 13-14 civarındadır. X sıvısını döktüğünüz zaman uyduruyorum 7-8'e düşüyor, 9'a düşüyor. O zaman bu ne olabilir? Sodyum hidroksit çözeltisini seyreltmiş olabilir. Yani bu nötr bir sıvı olabilir. Nötr dediğimiz zaman su da olabilir veya tuzlu su çözeltisi de olabilir. Burada X sıvısı. Şimdi ikinciye bakıyoruz. Hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Y sıvısı dökülüyor ona. İkinci kapta oluşan son çözelti kırmızı turnusol kağıdının rengini mavi yapmıştır.
Şimdi çocuklar hidroklorik asit çözeltisi turnusol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Ama burada Y sıvısı döküldükten sonra kırmızı turnusolu maviye çevirdiğine göre Y sıvısı kesinlikle bazdır. Yani bu çözelti içerisinde hidroksit iyonu derişimi miktarı artmıştır çocuklar. Dolayısıyla da kırmızı turnusolu maviye çevirmiştir. Yani bu çözelti bazik bir özellik kazanmıştır artık. Miktarı, dökülen bazın miktarı fazla olduğu için. Bazik bir çözelti haline gelmiştir. Yani Y sıvısı burada bazdır. Şurada H3 yazmış da NH3 amonyak olacak çocuklar bu. Amonyağın üzerine Z sıvısı döküldüğünde de üçüncü kapta tuz oluşmuştur diyor. Şimdi amonyak dediğimiz baz. Tuz oluşması için, tuz ve su oluşması için ne dökmemiz lazım buna bizim? Z sıvısı asit dökmemiz lazım ki asitle baz tepkimeye girerek nötrleşme tepkimesi dediğimiz tuz ve su oluşumuna sebep olsun. O zaman Z sıvısı da kesinlikle asittir. Evet, şekildeki sonuçlarda elde edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. X sıvısı sudur. Yani pH'i düşük olan bir sıvı. Evet, olabilir. Doğru. Y sıvısı elde kayganlık hissi oluşturur demiş. Y sıvısının baz olduğunu söyledik zaten. Bazların genel özelliğidir. Elde kayganlık hissi oluşturur. Z sıvısının pH değeri 7'den küçüktür. Evet, biz biliyoruz ki asitlerin pH değeri 7'den küçüktür. Evet. D kesinlikle yanlış olması gerekiyor. Y ve Z sıvıları karıştırıldığında. Y sıvısı baz. Z sıvısı asit. İkisi karıştırıldığında nötrleşme tepkimesi meydana gelir. Burada ne diyor? Nötrleşme meydana gelmez diyor. Kesinlikle yanlış olan o zaman denizde şıkkıdır diyoruz çocuklar. 19. soru. Fülya bir tabağa koyduğu mumları yakarak bir terazi üzerine koyuyor. Mumların üzerine cam fanus ile kapatarak terazideki kütle değerini not ediyor. Bir süre sonra mumların son söndüğünü gözlemliyor. Son durumda da bir tartım daha yapıyor. Fülya yaptığı bu deney ile aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap bulamaz? Yaptığı deneyle ilgili 3 soruya cevap bulur, bir tanesini bulamaz. Bizden bulamayacağı cevabı söylüyor. Şimdi çocuklar burada bir yanma tepkimesi meydana geliyor. Yanma tepkimesi kimyasal bir tepkimedir biliyorsunuz. Ve bu olayı baştan teraziyle ölçmüş. Tepkime bittikten sonra yine ölçmüş. Yani kütlenin korunup korunmayacağını da bu deneyden anlayabilir. Ve bu sorulara cevap verebilir. Hangisine cevap veremez? Biz onu bulacağız. A şıkkında fülya, mumu oluşturan bileşiğin molekülünde hangi elementler vardır? Çocuklar bu deneyle o anlaşılamaz ki. Ancak o ileri kimyasal teknolojik araştırmalarla içerisindeki atom yapısı anlaşılabilir. Bu deneyden bunu anlayamaz. Bunun cevabını bulamaz. Tam da cevabımız A seçeneğidir. Diğerlerini bulması gerekir. Bakalım. Kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunur mu? Evet, daha önce mumları yakmadan ne yapmış? Tartmış. Yaktıktan sonra tekrar tartmış. Yani kimyasal tepkime gerçekleştikten sonra tekrar yapmış. Ağzına cam bir fanus geçirmiş. Yani gaz çıkışı da dışarıya olmadığı için toplam kütlenin korunacağını görebilir burada. Bulabilir. Yanma tepkimesi... neden mumlar bitmeden sona erdi? Çocuklar üzerine cam fanus kapatılınca içerideki yanma tepkimesi biliyorsunuz oksijenle gerçekleşir. Oksijen tamamen bittikten sonra tepkime de sona erer. Dolayısıyla bunun cevabını da verebilir. C'nin cevabını da bulabilir. Kimyasal tepkimeler sonucunda maddeler fiziksel özelliği de değişir mi? Şimdi burada bir yanma olayı gerçekleşiyor. Bu bir kimyasal değişimdir. Dolayısıyla kimyasal tepkimelerde hem maddenin iç yapısı hem de fiziksel özelliği değişir. Bunu da buradan gözlemleyebilir. D seçeneği de doğru. O zaman cevaplayamadığı seçenek A olacak. Yani
A seçeneği bizim istediğimiz cevap. 20. ve son soru. Periyodik sistemde metal, ametal, yarı metal ve soygaz elementlerinin bulunduğu bölgeler renklendirilmiş kutular ile gösterildiğine göre aşağıdakilerin hangisinde bir hata vardır? Çocuklar metal, ametal, yarı metal ve soygazlarla ilgili yukarıda bilgiler veriyor. Bunlar zaten bildiğimiz şeyler. Sizin de okumanızı istiyorum. Bize burada hatalı olanı soruyor. Şu A şıkkına bakıyoruz hemen çocuklar. A şıkkında metalleri gösteriyor. Evet, bizim her zaman dikkat edeceğimiz bir element var. Bakın şu hidrojen elementi, periyodik cetvelin ilk üyesi hidrojen elementi, metaller grubunda yer almasına rağmen hidrojen bir metal değil, ametaldir. O zaman hatalı olan bu. Diğerleri hatasız olması gerekiyor. Çocuklar burada bir şey daha söyleyeceğim. Hidrojen, bir de şurada helyum var. Bunlara çok dikkat edeceksiniz. Helyumun da atom numarası 2A olmasına rağmen 8A grubunda yer alan bir soygaz çocuklar. Buna da dikkat edeceğiz. Hatalı olan A zaten gözüküyor bakın. B şıkkında ametalleri vermiş. Bakın burada hidrojen de katmış. Şu bölgeye, taralı bölge tamamen nedir? Ametallerdir. Yarı metaller zaten toplam 7 tane. Bordan başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu da doğru. Soygazlarda biliyorsunuz periyodik sistemde en sağ tarafta 8A grubunda bulunan kararlı elementlerdir. Bu da doğru. Hatalı olan A'dır. Hidrojenden dolayı. Eğer hidrojeni boyamasaydı, beyaz renkte olsaydı o zaman doğru kabul edecektim. Ama A şıkkı hatalı gözüküyor çocuklar. Evet, soru çözümlerimiz sona erdi. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, iyi kalın.